Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum bütün ülkemizin. Başta Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının da ruhu şad olsun. Çok değerli bir ülke bıraktılar, çok güzel bir cumhuriyet bıraktılar bize. Biz de ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün burada kulüp temsilcilerimizle yeni sezonun aslında ilk önce herkesin hissettiği, yeni sezonun başladığına hissettiğine dair en güzel günlerden biriydi. Kura çekimimizi yaptık. Fikstür belli oldu. Birbirinden değerli 16 takımımız bu sene tekrar büyük bir mücadele verecekler. Çok güzel maçların olacağı, basketbol severlerinin çok keyif alacağı bir sezon olacağına ben %100 inanıyorum. Buradan Konya Spor ve Manisa Spor'a da başarılar diliyoruz. Onlar da Süper Lig ailesine katılan iki yeni üye. Hepsine başarılar diliyorum. Uzun zamandır pandemiyle boğuştuk. Seyircinin olmadığı, seyircilerin salona gelemediği süreçleri yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbol severler kendi takımlarını sonuna kadar destekleyip bütün salonları dolduracaktır. Çok keyifli bir sezon geçmesini diliyorum bütün takımlarımız adına. Vallahi evet, güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İki tane maç, tabii bu biraz da iki tane Avrupa'nın en iyi takımının denk gelmesi de tam Avrupa Şampiyonası öncesi kendi görmemiz açısından da önemliydi. Ben ilk maçı, yani Letonya maçı üzerinden bakarsak çok iyi oynayamadık. Yani iyi mücadele edemedik savunmada, ama Sırbistan'da 20 sayı geri düştüğümüz, özellikle NBA'in MVP'sinin olduğu bir takımla oynayıp bu geri dönüşü, bu kuvveti, bu gücü, bu savunmayı, bu mücadeleyi koyabiliyorsa kardeşlerimiz bizi umutlandırdı açıkçası. Yani biz bu maçın sonunda ufak hatalarımız olmasaydı, hakemler belki takdir hakkını bizden yana kullansaydı bugün bu galibiyeti konuşuyorduk. Ama önemli olan pes etmeden buraya geri gelebilmekti. O açıdan biz hep zaten hocamızla da oyuncu arkadaşlarımızla da şunu konuşuyorduk. İkisi ayrı, biri Dünya Kupası elemesi, biri Avrupa Şampiyonası. Ona takılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Avrupa Şampiyonası'nın iddialı takımlarından olmamız gerekiyor ve ben sonuna kadar oyuncularımıza, hocamıza güveniyorum. Ben inanıyorum ki çok iyi bir start alıp iyi başlarsak zaten o özgüvenimizle daha da yukarıya taşıyabiliriz. Çocukların da moralleri iyi. Bugün biliyorsunuz onları yolcu ettik. Onlar Gürcistan'a gitti. Biz de kısmetse yarın inşallah onların yanında olacağız. Perşembe'de ilk maçtan itibaren bütün Türkiye onlarla birlikte olacaktır. Bu çok değerli bir şey. Yani bugün NBA'de de oynasanız, bugün Euroleague'de de oynasanız, insanın kendi ülkesinin bayrağını, formasını taşıması kadar gurur verici, gururlandıran başka bir şey yoktur. Onlar da bu ülkenin gösterdikleri, sahada gösterecekleri mücadeleyle, hırsla bu ülkenin sevgilisi olmaya devam edeceklerdir. Ben buna inanıyorum. Valla isim sponsorluğumuz neredeyse bitti diyebiliriz. Bugün hatta yazacaktık ama son bir iki detay kaldı. Çok kısa süre içinde bunu açıklayacağız. Buradan deklare ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.